Sıra. Evet, sevgili Kibar'ı bekliyorum. Erkan abi, hoş geldin. Nasılsın? Canım benim. Programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Sevgili Kibar Dağlayan Yiğit'i bekliyorum, yönetmen arkadaşımı. Tekrar hoş geldiniz. Erkan abi, iyi misin? Nasıl gidiyor? Sevgili Kibar'cığım, yeniden davet istek yollaman gerekiyor. Geldin mi? Geldim, hoş geldin Tam tekrardan. çok güzel bir yerler bitmişti bu arada. Ya kusura bakmayın, şarjım Yok bitmiş. yok, kusurluk bir şey yok, olabilir. Canlı yayında her an her şey olabilir. 2020 çok acılar çektik ülke olarak. Bir an önce dünyanın, ülkemiz ve dünyanın iletişimimiz dileğiyle. Ama benim için şu anda arka fonda benim için Torun çok mu? özel 2020 Uzay Aker. Aa, canım benim. Hayatıma kızdı. Yani benim adamım çok tatlı ve çok yakışıklı. Bunun çocuk 8 aylık şu anda. Ay, Onu canım çok benim. seviyorum. Onu çok az görüyorum. Sevinmez Bir de çok az görüyorum bu arada. İşte canım benim. çok tatlı ve çok benim her şeyim o. Ne güzel, süper güzel bir anneannesi ve babaannesi mi? Hangisisin? Anneanne. Anneanne, süper Bu tatlı bir arada babaanneye de anneannesi çok var. selam yazıyordum. Selamlar olsun ona da. Bu torunlar çok seviliyor. Bizim Necla abladan biliyorum. Necla Feroğlu, sevgili dostum. Onun da bir Renas, çok tatlı bir torunu var. Hatta yaşlı asistanım diyor Necla ablaya. Onunla böyle güzel çalışmaları var, projeleri. O da bir kitap yapacak yakın zamanda torunuyla beraber. Onu da buradan duyurmuş olalım. Ön duyurusu olsun. Uzay Aker anlatılmaz, Şimdiki yaşanır. der fena. Onu çok Salih Hanım da demiş, seviyorum. torunları öyle Allah bağışlasın demiş. Kesinlikle öyle, Salih Hanım'ın da torunları. Tabii yurt dışında o daha da hasret çekiyor tabii torunlarına. Ya bir an Yolları, önce iyileşmek. bahtları açık olsun hepsinin, tüm yavrularımızın. Evet. Aşver kadınları. Aşıklar kadınları demiştik en son, evet. Aşver kadınları şu anda kurgu aşamasında. Biz mahallemizin Kanuni Sinema Atölyemizin aslında bir arka şey kamera arkası gibi bir şey. 2 yıldır çekiyoruz. Ben ve yönetmenimiz Necla Deveci İmancı. O da atölyeye katılan bir arkadaşımız. Onunla birlikte çektik. Şimdi kurgu aşamasında. Filmin konusu şu. Bir nakış atölyesinden Kırmızı Halı'ya giden bir hikaye. Çok güzel. Kurgu bittiğinde de paylaşacağız festivallerde falan. 2 yıldan Yine fazla festivallere sürdü. katılacak mısınız onunla da? Evet. Ve Süper, harika. yani böyle ilginç, kısaca filmden biraz bahsedeyim. Bu Seferinler, bahsetmiştik başlıkta. Seferinler nakış atölyesi ama yani sanki bütün dünya güzel kadınlar teker teker koymuşlar böyle. Bu kadar mı? Mesela Feryan abla diye bir ablamız var. Yani ona ödül istiyor. O ödül alacak. Yani bizim atölyede ben film yapamam diyenler var. Filmde görülecek ama sonunda film yapmışlar. Hikaye öyle. Ben yapamam. Ben şey diyorum. Ben bile yapmış, siz yapabilirsiniz. Necla Hanım demiş ki, hayatımın ilk ve en güzel belgeseli Arşipel Kadınları, benim hayatımın dönüm noktası demiş. Ne Biz güzel, ne yönetmenimiz bu kadar arada gurur verici. Necla Devici, yönetmenimiz, çok sevgiler, selamlar. Selamlar, sevgiler olsun gerçekten. Harika işler başardınız, muhteşem. Sizi gururla, keyifle, sevgiyle takip ediyorum kendi adıma da. O ödülü alacağız Kibar Hocam demiş. Kim o? Peryan. Necla Hanım demiş onda. Necla Hanım. Ha, Peryan abla da ödül alacak. Yani film çok hüzünlü ama çok neşeli. Hüzünlü bir filmimiz. Hüzün de var, neşe de var. Böyle çok değişik bir belgeselimiz. Benim için yani anlatılmaz.
Harikasınız ya, kesinlikle. Zevk Uma'dan da bahsedelim. Bu artık filmlerden, festivallerden gidiyoruz. Onları da anlatalım. Şimdi festivaller dedim ya, benim için bir aslında atölye. Ben festivaller şu anda pandemiyle bir şey yapmak istedim. Bahsetme. Şimdi şu anda festivallerin hepsi online yapılıyor. Ya ben çok üzülüyorum. Sinemaya gitmemekten üzülüyorum. Arkadaşıma sarılmamaktan, sevdiklerime sarılmamaktan üzülüyorum. Yani sinemada izlenir. Festivalde izleyici buluşması gerekiyor. Sinema olsun, sanat olsun, herkes çok, arkadaşlarım çok zor durumda her konuda, maddi ve manevi. Bir an önce gerçekten bu olayın ya eleştiririz bile Umarım. bir dünya olarak. Şöyle diyeyim, Umarım. festival Zeugma Gaziantep Festival. Ben her yıl orada gider onlara yardımcı olurum filmler konusunda falan. Çok sıcak işten bir festival. Yani böyle çok fazla bilinmiyor ama çok değerli bir festival. Festivallerin bir belgeselci veya kısa film veya uzun metraj. Yani bizim belgesellere, festivale ihtiyacımız var. Ama nasıl festivallere? İçinde film geçen festivallere. Yani biz, işte film festivaline bakıyoruz. Yemek festivali mi? Şey festivali. Ben film festivalinin içinde film geçen festivalleri seviyorum. Onları çok falan Şahanesin. seviyorum. Aslında sen konuşurken bir yandan da düşünüyorum. Senin belgeseller kadar hani bir görsel olarak bir şeyler bırakıyorsun hayata. Bir iz bırakıyorsun ama yazılı olarak da bir şeyler olmalı diye geçiyor benim kalbimden. Aslında öykülerini, kitaplarını, romanlarını da görmek, okumak isterim açıkçası. Böyle bir Evet, niyet var mı öyle arka çok güzel planda? yazı yazmıyorum ya. Kendimce böyle çok Ama kendi böyle fikir çok güzel, alıyorum. gözlemlerin çok güzel, cümlelerin çok güzel, tespitlerin çok güzel. O yüzden hayatın içinden çıkan cümlelerin gerçekten yüreğe çarpıyor, iz bırakıyor. Onun için de bir şeyler olmalı, yazmalısın diye düşünüyorum. Ya bilmiyorum. Nasıl yazayım? Aslında zaten çıkış noktan öykü değil miydi? Öyküden yola Evet. sonra da Çünkü sinemaya ben döndün. şöyle bir şey. Aslında yapmak gerekiyor belki de bir noktada. Yine çocukluğuma dönersek. Dönelim. bizim Dönelim. ben şöyle bir mahallede büyüdüm. Hani akşamları ay ışığı, sabahlar güneşle uyanan bir çocuğum. Aynı zamanda 3 yaşında falan İstanbul'a gelmiştim ya, 3 yaşında. Haydar Paşa. İlk Haydar Paşa. Tren gelir Haydar Paşa ya. Ben ilk Haydar Paşa ve O hayatımda eski çok Türk sevdiğim filmlerindeki gibi aynı değil mi? Haydar Paşa geldiğimde eve gidiyoruz. Birkaç ay sonra ben Haydar amcaya gitmek istiyorum demişim. Anneme, Haydar amcaya. Bizim de çok yakın, rahmetli, çok sevdiğimiz bir Haydar amcamız var. Annem beni oraya götürüyor. Ben diyorum burası Haydar amcanın evi değil. Ta ki annem Numara Hastanesi'nde aşağı inerken Haydar Paşa'dan ben Haydar amcayı gördüm. Haydar amcanın evi burası anne diyor. Haydar, ay var ya annem bilmekten var ya anlatıyor bana. Ben sonra annem bana anlatıyor hikaye. Aslında ben çok şey yapmıyorum. Diyor ki sen diyor tuttun Haydar amcaya gidelim. Ben de bizi Haydar amcaya götürdüm. Senin bahsettin Haydar amca. Bizim Haydar Paşa. Orayı çok sevmiştim. İlk denizi orada görmüştüm. Türk filmlerde olur ya. Çantayla gelirsin denizi görürsün. Ve o günden beri denize aşığım. Ne güzel ya. Denizin, Ama bak ben işte denize. bunların yazılması lazım. En azından Şey, böyle anılar onu anlatıyordum. üzerinden gitsen. Ay ışığıyla işte yatan bir çocuk. Ay ışığıyla konuşan bir çocuk. Güneşle kalkan bir çocuk. Bir şeyler yazıyordum. Ve ben ilk aşkım Büyükada. Tam evimizin karşısındaydı Büyükada. Büyükada'ya karşı böyle özel şeyim vardı. Büyükada'ya ilgili bir şeyler yazmıştım. Öyle başladı her şey. Yani şeyi çok seviyorum. Deniz'i çok seviyorum. Ya bilmiyorum yazar mıyım yazmaz mıyım ama bütün yazanlara, bütün bize o güzel hikayelerini, güzel öykülerini bizi armağan eden bütün yazarlara çok teşekkür ediyorum. Çok çok sevdiğim Sağ ol. yazarlar var yani. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler olsun hepsine de. Biraz da şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi bir de hani zaten kadınlar her alanda her şeyin en zorunu yaşayıp en çok mücadele veren insanlardan
oluyorlar ne yazık ki. Ama kadın yönetmenlik de, kadın yönetmen olmanın da sıkıntılarından ya da yaşadın mı sıkıntılarını? Biraz hani o konuda senin de dertli olduğunu biliyorum. Sanırım su mu içeceksin? Nereye kayboldun? Biraz daha yukarı kaldır sevgili Kibar. Bir şeyde var. Bir şarjda sorun var. Bizim Fişe şarjlar taksaydın param iyi değil şu anda. keşke. Kapanacak mı? Yok, Kapanma kapanmayacak. durumu var. Ha, Biraz da kadın yönetmen olmanın zorluklarından da söz edelim istiyorum. Hani yaşamın her alanında olduğu gibi bu alanda da sinema sektöründe de bir takım zorluklar var. Kadınlar için iki kat daha zor bazı şeyler. Bundan da söz edelim istiyorum senin yaşadıkların üzerinden. ya kadın, ya böyle kadın deyince son zamanlarda nasılsa hani şey geliyor ya, hani şey derler ya, canımız acıyor. Kadın deyince son zamanlarda ben başka bir şey konuşamıyorum, düşünemiyorum. Hep kadın cinayetleri geliyor aklıma. Çok Evet, ilginç. yani Hani son günlerde özellikle hepimizin içini ya bir soykırım gerçekten bir gibi, kora dönüştüren bir bir şey. şey gibi. Kadın sinemacı olmak zor. Yani gerçekten zor. Yani böyle şöyle bir şey, yani işte gidiyorsun bir yere, alıyorsun kamerasını, gidiyorsun, işte şey var böyle, hani yani alışılmamış, yani daha doğrusu ya bir, ya şöyle bir şey var, dünyanın bazen kurgusu ters, yanlış olabiliyor ve bu da öyle, kurgu çok erkek, hani böyle erkek işiymiş gibi, erkeklerin yapabileceği bir işmiş gibi görülüyor bazen, ama şimdi yavaş yavaş kırılıyor, şimdi yapımcılar artık daha çok kadın başrolleri, daha çok kadın yapımcılar oluyor. Ben kadın yapımcı sayısının çoğalmasını çok istiyorum. Gerçekten. Bu çok önemli. Hani Umarım. bizim ülkemizde bir yapımcılığa çok önem verilmez, ama bence böyle bir eksiklik var. Çok Hani kadın önemli. yapımcı eksikliği var dünya. Bizim ülkede bir senaryo eksikliği var, bir de kadın yapımcılığı. Yani film, bence kadın sadece yönetmen değil, ışıkçı Ya olmalı, aslında kameraman olmalı, yerde yapımcı yani olmalı. belli bir köşe taşları sanki tutulmuş gibi hep, yani televizyon zaten artık hiç saymıyorum, artık düzgün bir yapım izlemek çok zor yani, gerçekten senaryo olarak da oyunculuk açısından da birçok açıdan öyle tek tipleşmiş vaziyette, daha çok şiddetin ön plana çıktığı. Şimdi mahallemizde kadınlar sinema yapıyor. Hani sinema dizi dedin ya. Bizim atölyeye gelen kadınlar, şu anda beni izleyenler var, görüyorum. İyi bir izleyici artık. Bizim filmde de göreceksiniz, Ayşe kadınlarda. Artık çok kaliteli film izliyorlar. Ne güzel. Gerçekten. Çünkü şuna bakıyorlar, şeyine bakıyorlar. Hatta bir tane şey diyor. Ya artık bir dizi zevkimiz vardı. Yani onu söyleyip nokta nokta. Yani artık diziyi yani o kadar hatta görüyoruz ki. Hani biz biraz da dizilere karşı bir örnek gibiyiz. Ama iyi kaliteli diziler ve saygılar, sevgiler. Kaliteli diziler var. Kesinlikle. Başarılı Umarım çok iyi yapımlar da olsun. var tabii, yok Biz değil. kaliteli diziler için bir şey olacağız zaten. Savaşçıyız. Kaliteli dizi. Kaliteli şeyler istiyoruz zaten. Ya Yani reklam artık arası film olmasın. kesinlikle. Gerçekten. Yani bu reklam arası filmler olmasın diyorum. Geçenlerde ilk defa yani bir arkadaşım söyledi, yine Çanakkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi bir arkadaşım var. O söyledi bana da. Ben de onun söylemesiyle bir baktım. Alev Alev dizisinde hani ilk defa kadına şiddeti işleyen, işte bunu anlatan bir dizi gördüm ve yani oh be dedim, yani şu saçma sapan diziler arasında sıyrılan bir şey olmuş yani, bu da bir şey. Hatta tam öyle güzel bir sahneye denk geldim ki oradaki Demet Evgar başrolde, zaten Çok başarılı. muhteşem bir oyuncu zaten Demet Aynen. Evgar. Çok çok seviyorum ve çok Ben de. başarılı buluyorum. Ben de. Orada hani ki sahneyi o kadar güzel oynamış ki, oynamamış, yaşamış aslında yani her zamanki gibi müthiş bir performanstı. Hani bu ülke bizim değil, bizi öldürmek isteyenlerin ülkesi diye bir cümle vardı yani. Sezer Ya muhteşem, ya muhteşemdi yani, o Özlü. kadar onu da dillendirdi ve o kadar güzel anlattı ki, oynadı ki, muhteşemdi. Şimdi şöyle bir şey var Nesrin. Şöyle baktığımızda, yani böyle baktığımızda şunu hissediyoruz. Son zamanlar ben umutluyum. Biz kadınlardan, yani biz kardeşlerimizden çok umutluyum. Hem dizilerde, hem gerçek hayatta, hani hem sanalda, hem gerçek hayatta
Biz birbirimizin çaresiyiz. Biz birbirimize yeteriz. Ben kadın şeyini çok önemsiyorum. Kadın örgütlenmesini çok önemsiyorum. Hani bir Çok arada önemli. olmak. Galiba başaracağız. Gerçekten. Hani bir tane daha bir kadın kız kardeşimizin hayatını kaybetmesini istemiyoruz bu ülkede. Ya bak dönüyoruz hep aynı yere geliyoruz. Çünkü niye biliyor musun? Acımız var. Hani gerçekten son günlerde görüyoruz yani. Bu sürekli böyle. Ya başka bir şeye dönüştü. Yani bir politik bir cinayet, politik bir şeye dönüştü yani. Böyle çok içimiz acıyor yani. Anlatamıyorum ben. Gerçekten anlatamıyorum. Hani ama şeye çok inanıyorum. Umutluyum. Yani gerçekten umutluyum. Kesinlikle. Kız kardeşlerimden, kadınlardan umutluyum. Bütün dünyada bu böyle bir şey var. Kadınların o dayanışması çok güzel bir duygu. Hani o dayanışmak duygusu bana çok iyi geliyor. Herkese de iyi geliyordur belki. Yani bana çok iyi Tabii geliyor. ki. Çok iyi dayanışıyoruz. Başaracağız bence yani. Yani bu kurguyu değiştirmemiz lazım gerçekten. Kesinlikle. Tersine dönmesi gerekiyor artık. Evet. Bir de bu Peki. Sözünü Yok tamamla canım, yok. yarım kalmasın. Bir de şeylerden bahsetmişti. Yine röportajlarını da okudum bir taraftan senin. Hani eksik kalan bir şeyler olmasın, oradan da bir şeyler bakayım diye. Biraz hani bu ego savaşlarından da bahsetmişsin. Aslında bu kadınlar arasında da çok oluyor. Sinema dünyasında da çok oluyor. İş dünyasında da zaten her alanda oluyor. Sen bu tarz şeylerle karşılaştın mı? Ego savaşlarıyla ya da işte kadın ya da kadınlar arasında gözlemledin mi böyle bir şeyi atölyelerde ya da farklı alanlarda? Ben aslında var ya çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben sinemayı seviyorum ama sinemada galiba bana karşı boş değil. Bunu anladım. Şöyle bir şey oldu. Mesela Münir Aslanmok diye bir arkadaşım ve aile dostumuz var. Arkadaşım. Akrabamız. Ve bu bir sinemacı. Ama nasıl bir sinemacı biliyor musun? Bütün varlığı yoğunu sinemaya yatıran bir insan. Sinemayı çok seven. Benim üzerinde çok büyük etkisi var. Mesela İlk İplik Hayatları, o kamerayı elime veren, al film çek diyen kişi oydu. Münire'ydi. Ona çok sevgiler, şu anda Kanada'da. Öyle destek, ben sinemada şey çok görmedim böyle. Hani belki de bizim belgeselciler birbirini kıskanmaz. Dayanışır. Ya bu yönünü çok seviyorum. Biz biraz farklıyız. Yani belgeselci biraz daha dayanışma. Mesela bir festival olur, haber veririz, bir şey olur, dayanışırız. Bu belgesel ruhunda var galiba yani dayanışma duygusu. Ama Kesinlikle. şöyle bir şey oluyor biraz daha. Hani ben şeye gittiğimde mesela bir yere gittiğimde bana şey soruyorlar. Hangi iletişim fakültesini okudunuz derler. Hani çok ünlü biri diyor ya ben filmleri izleyerek öğrendim diyor. Yani ben evet iletişim fakültesine gitmedim. Bu bir eksiklik. Yani ben bunu şey yapmıyorum. Ama atölye kadınlar ne diyorum biliyor musun? Hani tamam ben gidemedim ama siz de o atölye, o iletişim, şimdi iletişim izleyen hocalarım var. Benim çok güzel, çok sevgi, saygı değer, manevi kanal sinema yapımına destek veren Selahattin Hoca. Selahattin Yıldız. Birçok hoca var. Şimdi gerçekten burada ismini sayamadım. O kadar çok insan var ki hepsi beni bağışlasın. O kadar insan. Mesela şey diyor, o da öyle düşünüyor yani. Mesela Elif Dağdeviren. Manevi kanalına sinema girip ders veren ve gönüllü olarak girip ders veren bir insan. Ona çok sevgiler. Hani şey düşünüyorum. İnsanlar şey yapmamalı. Yani iletişim okumadım diye de yapabilirsin ya. Gerçekten yapılabiliyor. Ben buna inanıyorum ya. Ya Hani kesinlikle iletişim fakültesini yapılabilir. ben eksik buluyorum. Yani beni bağışlasın iletişim fakültelerinin hepsi bağışlasın. Manevi kanalına sinemaya şöyle bir şey oldu. Mahallemizin kadına sinema da bir yapar diyen bir sürü akademisyenle karşılaştım. Ciddi söylüyorum bak. Ve iletişimle ilgili insanlar bunlar. Ya yani mahallemizin kadına sinema da mı yapar? Hani ya gerçekten dedikodu şey durur. Ha çok saçma. Hani nerede? Ya Ya işte bak bu üçtenci yaklaşımlar çok gerçekten hazin aslında. Yani her zaman için oysa ki yani ona bakarsan Yaşar Kemal de ilkokul mezunu ama bütün dünya tanıyor yani. Sonuçta şey değil ne ürettiğin yani o üniversite bitirmekle olmuyor. Bana da mesela televizyonda işte editörlük yaptım yıllarca. Ben de basın yayın mezunu değilim. Bana da aynı şeyleri benzer şeyleri ben de yaşadım işte ama başarıyı çekememezlik de oluyor bir noktadan sonra maalesef ki. Ama bakıyorsun çünkü başarılısın, bir şeyler yapıyorsun. Bu sefer
Hemen seni nereden vursam acaba? İşte bir şey niyet Yetişmedi alayım dedi. bakalım. Üniversiteye gitmedin mi sen? O bölümü okumadın mı sen? Oradan yakalayıp oradan bir şey yapmaya çalışıyorlar. Oysa vizyon sahibiysen, okuyorsan, üretiyorsan, gerçekten yüreğinde bir deniz varsa, yüreğinin denize kıyısı varsa mutlaka güzel işler yapıyorsun. Bu Aynen. sonuç ortada yani. Aynen. Şimdi iletişim fakültelerinin şöyle bir derdi var. Ben çok yakından izliyorum. Çünkü ben çok üniversiteye gittim. Arkadaşlar şu anda belki beni izleyen de vardır. İletişim fakülteleri aslında şu üretmiyor artık. Bak dikkat edin. Yan mühendis, yan doktor, yan şey gibi film yapmıştır. Ama ben çok isterim. O üniversitenin film üretmesini çok istiyorum. Ve üretmiyorlar. Ben çok tanıdığım çocuklar var. Çok güzel, müthiş güzel çocuklar var. Film yapmak isteyen, film üreten. O kadar güzel kısa filmler yapıyorlar ki. Dünya çapında çok güzel çocuklar. Ama bu iletişim fakülteleri onların, ya onlar bence üniversitede gittikten sonra kendine geliyor çocuklar. Hani üniversite bitiyor, 4-5 yıl sonra film yapıyorlar. Hani o da hani üniversite onları soğutuyor mu sinemadan diye. Hani bak belki çok sert bir eleştiri olacak ama yani soğutan bir şey mi var? Hani iletişim fakülteleri bir şey mi yapıyor? Ne yapıyorsun çocuklara? Niye bu çocuk da sinema yapmıyor? Aslında dönüp onu sormak lazım. Bu çocuklar bir üniversiteyi bittikten sonra iletişim neden film yapmıyorlar? Gerçekten öyle bir acı Kesinlikle var. doğru. Yapsınlar. Ben daha ya gerçekten sinemanın gücüne çok inanan bir insanım. Nesin? Gerçekten çok inanıyorum. Bak şimdi konuşurken biraz hızlı konuşuyorum. Bir de ben konuşma özürlüyüm. Ama bazı şeyleri de unutabilirim. Sinemanın gücüne çok inanıyorum. Ve bunu birebir şey de inanıyorum biliyor musun? Sısından da. Filmin tısımları var. Mesela o kadar güzel dostlarım oldu ki her bir filmde. Hani film sana şey getiriyor. Armağan getiriyor. Bir yerde çıkıyor. Para getirmiyor. Orası kesin. Para getirmiyor. Ama dostluk getiriyor. Ben dostluğun çok yüce bir şey olduğuna inanıyorum. Kesinlikle en büyük Şu an servet. evet, şu anda En Songül büyük diye bir servet. arkadaşım var. Songül Dalda Gül. Onu gördüm biraz önce. O da benim ya bir şey söyleyeyim mi? Ya bunu söylemek istiyorum. Bu pandemi bizim sarılmamızı engelliyor ve şu Ya anda en çok biz acı veren dostluğumuzu şeylerden kaybetmeye bir tanesi de o maalesef. ya evet dostluğumuzu sarılamıyoruz. Pandemi için bir şey daha söylemek istiyorum. Benim böyle içimi acıtan bir şey. Bir şey var ya böyle ters giden bir şey var. Tamam korunuyoruz, maskemizi takıyoruz ama niye selam vermiyoruz parkta birbirimize? Yani Çok uzaktan da olsa önemli. niye gülümsemiyoruz? Hani gözlerimizde niye şu hareketi yapmıyoruz? Yapmıyoruz. İnsanlar ben parka gidiyorum. Parktaki insan bana virüslüymüş veya karşındaki virüslüymüş gibi bakıyor. Bence bunu bir şey yapmam, düşünmemiz lazım. Dünya ve toplum olarak. Hani Yabancılaşma işte artık çok var evet insanlar toplum büyük çok var. şehirlerde özellikle çok üst boyutlarda yabancılaşma çok zaten benim bizim yani İstanbul'dan ayrılırken ki nedenlerimizden bir tanesi de bu yabancılaşmaydı. Hani her katta 4 daire olan bir sitede oturuyorduk, bir binada oturuyorduk. Ve sadece asansörde işte insanları görünce mecburen merhaba diyorsun. Asla aynı kattaki 4 dairedeki insanlarla bir dil oluşturamıyorsun, kuramıyorsun. Merhabadan öteye geçmiyor ne yazık Aynen. ki. Ama mesela burada şimdi Ege'deyim, yani Muğla'dayım. Dolayısıyla burada öyle değil ama burada işte özlediğim şeyi buldum aslında. Yani sokağa çıktığında herkes seni tanıyor, merhabalaşıyorsun. Gerçekten selam verme olayı işte burada var. Herkese selam veriyorsun. Aynen. Komşuluk var, mahalle kültürü var. Çok keyifli. Evet, metroyu bile, mesela metro, ben geçenlerde bir metro şeyi videosu izledim. Metroda insanlar biniyor. İşte siz takılın. Ama birbirlerine o kadar sok bakıyorlar ki. Ay arkadaşım niye sok bakıyorsun? Virüs olan insanlar değil. Virüs bir başka bir hikaye. Ya yani insan birbirine sok bakıyor. Hani bu pandemi de öyle bir şey mi yarattı? Bu çok korkunç bir Pandemiden şey. önce de aslında öyleydi. Vardı. Yani o Şimdi daha yani var çok mı oldu. zaten? Daha çok Şimdi oldu. biraz tabii virüs korkusu da girince işin içine iyice ne bu körükledi bunu ama o yabancılaşma zaten hep vardı. Zaten uzaktı insanlar. Yani Evet, diyorum ya evet. aynı apartmanda aynı katta oturduğun insanlar bile artık birbirine selam vermesaydı. Aynen. İşte bu dünyanın en büyük eksikliği bence gerçekten. Hani ya biraz çok sevmemiz yani sevmeler var ya Didem Adak. Yani çok sevmemiz gerekiyor. O kediyi çok sevmemiz gerekiyor. O ağacı çok sevmemiz gerekiyor. O arkadaşı çok sevmemiz gerekiyor. Hani bu dünya başka bir kurtuluş yok. Ben çok sevmekle şey olduğunu. Mesela şöyle bir şey. Hani Turgut Uyar diyor ya keşke bir ağız sevseydiniz diyor.
Keşke kedi sevseydiniz. Yani onun için hani biraz şey var. Pandemi bizi birbirimizden uzaklaştırıyor. İnsan duygusunu. Buna izin vermek lazım. Bir de bu arada bir isim gördüm. Çınar Yiğit. Kendisi çok yardım etti bana. İşte tripod olsun şey olsun. Hı. İçimdeki yolculukta. Ona da çok sevgiler. Çok Sağ yakın olsun. arkadaşım. Aygül Hanım da şey demiş, çok önemli bir konuya dokundunuz. Selamlaşma, mahalle kültürü çok özlenen bir durum oldu demiş. Bu arada senin ekranın dondu bende ama. Ekranda bir donma oldu ama çözemedim henüz. Sanıyorum sevgili Kibar'ın telefonunda bir problem oluştu. Ya şarjı bitti. Bakalım. Bu arada güzel mesajlarınız için herkese teşekkür ederim sevgili dostlar. Sağ olun. Evet, sanıyorum Kibar'ın telefonunda bir sıkıntı var. Bakıyorum bağlanabilecek mi? Biraz bekleyelim. Bu arada mesajlarınızı alabilirim, okuyabilirim o arada. Akademisyenler ne yapacak Kerem Hanım? Bir dava mı açabilirler vallahi. Herkes artık her şeyin peşinde. Nereden ne çıkarabiliriz diye. Bakıyorum, evet, bir davet yollayalım bakalım. Şimdi bir davet yolladım. Necla ablacığım gerçekten çok değerli birisi. Sevgili Kibar. Geldim ama gelemedim galiba. Geldin ama ses var da görüntü yok. Ha, Zaten nereden acaba? geliyorsun. Şimdi görüneceksin galiba. Kesinlikle sevgili Aygül Hanım, yürekten istemek kirlenmesine izin vermemek en büyük tılsım oldu demiş. Kesinlikle öyle. Evet, sevgili Kibar'cığım, görebilecek Efendim? sesin var Ya ama görüntü yok. Az önce görünür gibi oldu ama niyeyse şimdi gitti tekrar bir görüntü. dakika, bir saniye, bir saniye gelecek, bir dakika, bir saniye. Canım, Bir dondu ya. Vallahi dondu, dayanamadım. ben de akademisyenim demiş sevgili Hilal Polat. Evet. Bakalım tekrar ayarlarsa gelecek sevgili Kibar. Bakalım. Bakalım. Başkasını kaçırdık sohbetin demişsin sevgili Rıza. Sayfamızda IGB TV'de var. Sayfamızda var program kaydı. Oradan izleyebilirsin baş kısmını da. Programlarımızın kayıtları hem Mutfaktan Dünya'ya Instagram sayfamızda var arkadaşlar. Hem de YouTube'da Mutfaktan Dünya'ya kanalımızda var. Ayrıca Facebook'ta da Mutfaktan Dünya'ya sohbetleri sayfamızda bütün programlarımızın sohbetlerini yayınlamaya başladık. YouTube'da zaten var. Instagram sayfamızda IGTV bölümünde var. Sayfanın içinde genel profil içinde de var. Sevgili Kibar, sanıyorum bağlanamayacaksın. Ya Deniz, şu anda sesim geliyor mu? sesin geliyor zaten, Ha, süremiz sesim geliyor galiba, evet. Şöyle bir şey oldu. doldu. Telefon dondu. Şöyle Ha, şu yapalım, anda... zaten programımızın sonuna geldik, vedalaşalım. Tamam. Sevgili Kibar'cığım, çok teşekkür ediyorum ben sana katıldığın Bu için. arada... Bu arada ben çok teşekkür ederim Nesrin sana gerçekten. Canım benim. Ya o kadar çok söylenecek, konuşacak çok şey vardı. Benim de Çok var. böyle Çok var. çok şey vardı. Belki de ilk televizyonda seni programına katılmıştım. Öyle hatırlıyorum. Doğru Evet. mu? Doğru. Seni programına katılmıştım yıllar önce. Kaç yıl oldu? Bayağı oldu. O Bayağı zaman oldu. iklim hayatları yapmıştım galiba. Orada olmuştu. Bayağı, bayağı, evet. Ben iyi ki varsın gerçekten Nesrin. Sen de E, öyle ben canım. ben bütün katılımcılara ve şu anda teşekkür etmek istediğim ismini almadığım bütün sevdiklerime, bütün sinemacılara, bütün arkadaşlarıma sevgilerimi sunuyorum. Onlara sarılmak istiyorum bir an önce. Sevgiler, çok teşekkür ederim. Canım benim, biz de çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğun için, katıldığın için. Çok sağ ol, var ol. Çok seviyoruz Sevgiyle seni. kalın. Sağ ol canım Çok benim. teşekkürler. Sen de öyle. İyi ki Sen de varsın. öyle. Çok Sen sağ de ol. öyle canım.
Sevgili. Sağ olasın. Sevgili Zohre Zamani de aslında ben de mutfaktan sinemaya atıldım demiş. Bir gün sizin öykünüzü de dinleriz. Umarım mutfaktan Harika yani. bir yönetmen. Evet, o da öyle söylemiş. Sülbiye Yıldırım, çok keyifli bir sohbet. Kibar Hanım'ı özledik. Çok hoş sohbet ediyorsunuz. Çok sıcak bir ev sahibisiniz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun. Güzel mesajlar gelmiş. Engin Aktiş, harika bir program oldu. Teşekkür ederim demiş. Aygül Hanım, biz de çok teşekkür ederiz. Harika bir programdı Nesrin Hanım demiş. Arzu Hanım, sizi ilk defa izledim. Bayıldım sohbetinize demiş. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Zohre Zamani, yine okuduğum mesajını görmüşüm. İlk kez izledim. Kutlarım demiş sevgili Hilal Hanım. Hepinize arkadaşlar çok çok teşekkür ediyorum. Mutfaktan Dünya'ya sohbetleri devam ediyor. Dediğim gibi Salı ve Çarşamba akşamları yol arkadaşım sevgili Sevilay Acar konuklarını sizlerle ağır birlikte sizlerle buluşturuyor. Ben de Nesrin Aksu Bektaş da Pazartesi, Perşembe ve Cuma günü konuklarımı sizlerle buluşturuyorum. Bu arada yarın Sevilay Acar arkadaşım, yol arkadaşım yarın koşan adam Kemal Özdemir'i ağırlayacak. Engelli bir sporcu ve muhteşem bir sohbet olacak. Kaçırmamanızı öneririm. Yine Çarşamba günü Holistik Akademi Başkanı Aydın Arıtan bizlerle birlikte olacak. Sevilay'ın konuğu olacak. Perşembe günü Emrah Akçay bizimle birlikte olacak. İletişim doktoru sevgili Emrah Akçay bizimle birlikte olacak. 8 Ocak'ta da psikolog Esra Tanrıverdi. Bu haftanın konuklarını da sizlere saydıktan sonra vedalaşayım. Bizimle olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.